İsimler değil. Evet. Hoş geldiniz. Benim Bey, hoş bulduk. Hayırlı olsun diye. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Zamansız neyi anlatıyor? Zamansız bir öykü kitabı. İkinci öykü kitabım. Aslında uzun zamandır çıkmayı bekleyen ama çalışma temposu, işte o süreç falan bu Mayıs ayına nasip oldu. Burası benim aynı zamanda mahallem. İlk kitabın imza günü de burada yapmıştık. Oyunculuk dışında işte bir şey üretmek, bir şey yapmak çok kıymetli benim adıma. Onunla buluşmak da benim için çok değerli. İnşallah yolu yolculuğu güzel olur. Ben paylaşmayı çok seviyorum. İnşallah okuyanlar da kitabı beğenirler. İnşallah. Nasıl bir süreç geçti peki? Ne kadar sürdü yazmanız? Bu aslında 3-4 yıllık bir süreçte biriken hikayelerdi. Tabii içinde bir sürü bizimle beraber pandemi var, deprem var, onunla beraber yaşadığımız şeyler var. Biraz tatsız şeyler oldu tabii ki ülkede, dünyada. Ama biraz umutlu ve iyi hissetmemiz adına böyle hikayeler var, naif hikayeler var içinde. Çok hayranlarınız geldi. Hatta Akşehir'den sağ olsunlar. Böyle sevdiklerinizle, hayranlarınızla buluşmanız size neler hissettiriyor? İki görmek nasıl hissettiriyor? Tabii aslında çok fazla denk gelemiyoruz. Özellikle pandemi süreci girince, pandemiden sonra ilk defa böyle bir kalabalıkla sosyalleşiyorum aslında ben de. O anlamda kıymetli onların sevgisini görmek. Sosyal medyada görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz ama o biraz mekanik oluyor tabii. Onun gerçek birebir dünyanın farklı yerlerinden gelmiş birçok insan var burada. O gerçek sevgiyi gördüğünüzde tabii ki mutluluk verici bir şey. Kıymetli. Kitabın genelleri de bağlı. Evet. Bu da çok önemli bir hareket. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne bağışlanıyor kitabın telifi. Aslında buradaki maddi değerden çok manevi anlamdaki şey daha benim açımdan kıymetli. Ben onun önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bizim de bir desteğimiz olsun. Bir belki bir farkındalık yaratıp bir dikkat çekmek. Yoksa işin maddi tarafı çok önemli değil yani. Bir farkındalık yaratabilmek. Ben yazmayı bir paylaşmak olarak gördüğüm için kendi adıma böyle bir ilk kitabı da Karşofka'ya başlamıştık telifini. Böyle gidiyor bakalım. Peki ya zamansızda Engin Akbüre'ye dair neler var? Yani kendi hayatınızdan esintiler var mı kitabın içerisinde? Var, fazlasıyla var. Hepsi kurmaca öyküler. Birebir hayatımda beğen hikayeler değil. Ankara var, biraz Bağdat Caddesi var. Çocukluğum var, hayatıma değen bir sürü şey var. Ama onları biraz kurgusal bir şeyin içerisinde anlatmaya çalıştım. Ama tabii toplamında aslında Engin Akyürek var. Yani oynadığım karakterlerden farklı olarak insanlar beni başka biri olarak görüyor. Burada okudukları ya da duydukları şeyler benim hayatıma değen ve benim hayatımda olan detaylar var aslında. Evet, evet var. Galiba dün Türkiye'ye gelmiş hayranlarımız yurt dışından bir bağış toplayarak depremzedelere bağışta bulunmuşlar sanıyorum. 28 bin dolar gibi. Hı hı. Bu doğru mudur? Neler söylüyorsunuz? Bilmiyorum. Ya yani bu tip şeyler yapılıyor. Hani bunlar onların kendileri ve kendi gönüllülükle yapılan bir şey. Bizim yani kendi adımıza bizim yaptığımız ya da benim dahilim olduğum tamamen onların kendi organizasyonları. Daha önce de yapıldı. Yaptılarsa da sağ olsunlar. Tek söyleyebileceğim o. Bunlar çok kıymetli. Dünyanın farklı yerlerinden insanları hani bu ülkedeki bir acıyla empati kurdurabiliyorsak bu değerli bir şey bence. Engin Bey, bir de siz dünyaca tanınan isimlerden birisiniz gerçekten. Yani Amerika kıtasında falan artık bayağı bir tanınan bir isimsiniz. Ve öncülerdensiniz benim bildiğim kadarıyla. Ve siz bunun için de ayrı bir PR çatışması yapmadınız. Kendiliğinden ve tamamen sizin başarınızla alakalı gelişen bir süreç. Bu size neler hissettiriyor? Bu kadar ilgi, bu kadar yoğunluk, bu kadar sevgi sizi şaşırtıyor mu? Tabii başarınıza göre şaşırtmaması lazım ama kendinize neler hissediyorsunuz? Şaşırtmaktan öte aslında çok mutluluk verici bir şey. Benim de içinde olduğum o sürecin içerisinde aslında 15 yıldır Türk dizilerinin dünyada bir başarısı var ve bu gerçekten konuşulması gereken ve anlatılması gereken de bir başarı. Bu önemli bir şey. Tabii ki bunu hesaplamadık. Bu başta, yani bu kendi doğalında ve kendi gerçekliğinde oldu. Yani bu dizileri yaparken başta dünyaya satmak ve dünyada bu diziler izlensin diye bu işleri yapmadık. Ama sonra kendi sürecinde gelişti. Bu Türk dizilerini geliştirdi. Daha kaliteli, daha büyük işler yapılmaya başlandı. Ben de oyuncu olarak, tabii ki kıymetli.
Bu çok kıymetli bir şey. Yani burada işte dünyanın farklı yerlerinden insanlar geliyor ve bu tamamen organik bir ilişki aslında. Umarım bunu devam et. Burada hep bunu söylüyorum ama bunu devam ettirebilmek çok kıymetli. O yüzden biraz yapacağımız işlerin değeri, niteliği ve niceliği bu saatten sonra bence çok daha önemli. Kaan Urgacıoğlu'nun geçen bir açıklaması vardı. Artık Hollywood yapımcılarında biz dikkatini çekiyoruz diye. Türk oyuncular için özellikle. Buna katılır mısınız? Sizin yakın zamanda kariyer planlamanızda yurt dışı ağırlıklı bir planınız olacak mı? Yani biraz daha oraya yoğunlaşma gibi bir hayaliniz var mı? Aslında şunu atlıyoruz. Bizim yaptığımız işler aslında dünyada yayınlanıyor bir taraftan da. Tabii ki yurt dışında bir projede oynamak çok güzel olur. Başka bir tecrübe. Daha farklı oyuncularla, farklı bir yapıda, farklı bir hikayenin içinde olmak. Ama zaten biz yaptığımız işlerle, ister dijitalde olalım, ister açık, yani ulusalda olalım, bizim işlerimiz zaten dünyanın farklı yerlerinde yayınlanıyor. O anlamda bunu daha iyi yapmanın bence yollarını bulmak gerekiyor. Peki, Adem Harak dizisiyle ekranlardaydınız bu sezon. Nasıl bir sezon geçirdiniz? Sizin için nasıl geçti? Peki siz karakteri de... Farklı bir karakter. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sezon finali yaptık. Sezona devam edeceğiz. Ben kendi adıma çok mutluyum. Umarım seyirci de mutludur ve seyirciyle de güzel bir ilişkimiz oldu bence. Hikayesiyle olsun. Farklı bir şey olduğunu düşünüyorum Adım Farhan. Ve sezona da bence iyi bir, güzel bir hikayeyle devam edeceğiz. Demet Özdemir'de olan enerjiniz ve uyumunuz çok fazla beğeni aldım. Partneriniz hakkında neler söylemek istersiniz? Demet'le çalışmaktan çok mutluyum. Ya iyi bir enerji yakaladık bence işte ve o da bence yansıyor işe. Demet işini iyi yapan ve Farah da bence çok iyi oynuyor. Bence önümüzdeki sezon çok daha farklı ve çok daha iyi bir iş izleyeceksiniz. Katılan oyuncular olacak mı peki önümüzdeki sezonda? Hikayeyle ilgili tam detayları ve dönüşümü bilmiyorum. Ama olacaktır diye düşünüyorum. Yani eminim ki. Peki sırayı bekletiyoruz ya arkadaşlar. Ya çok bekliyor ama arkadaşlar. Tamam, yok yaş tatil. Ne oluyor ben? Çok gayet güzel konuşuyoruz. Ya hayır, bekleyenler var ya o yüzden. Tamam. Son olarak yaş tatil planlarınız var mı sezon araya girince? Olacak biraz bu kitapla imza süreci olur. Devam edecek mi imza süreci? Evet. Belki edebilir. Evet. Edebilir değil mi? Evet. Belki edebilir. Evet. Onlara bakacağız. Biraz kitapla uğraşıp çok da zaten tatil süreci yok. Çok kısa zamanda da hemen diziye başlayacağız. Ama yapacağım tabii ki. Peki, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.